Böyle bir şey değil dedi. Bas bas bağırdı. Bizi çiğnediler, çiğnerken bağırdık. İçeri tıktılar, içeride bağırdık. Hiçbir suçlamayla kabul etmedik. Ve sonunda alnımız ak, temiz, muzaffer bir şekilde dışarı çıktık. Siz de siyah ajansınız. Bunu iddianame de söylüyor. Bizim de görüşlerimiz, bilgilerimiz bu yöndedir. Başından beri de bu tertip budur. Hepiniz siyah ajansınız. Çıkın deyin ki biz siyah ajanı değiliz. Biz siyah ajanı değiliz. Değil. Ne işin yok, haram yememiş, yok eli kelepçeliymiş bilmem ne. Ajan bunlar. Siyah örgütlenmesi var. Şimdi bu siyah örgütlenmesi var mı yok mu? Şimdi HSYK, Yargıtay ve silahlı kuvvetlerin içerisinde cemaat bağlantılı ve cemaat kullanarak tarihlerde görülmemiş bir siyah örgütlenmesi var mı yok mu? Var. Bu bir işgal. Şu anda Türkiye bu işgalin altından kalkmaya çalışıyor. Bunu Tayyip'in de çok becerebileceğini sanmıyorum. Bunun altından bizim gibi insanlar kalkar. İktidarımızda biz bunun altından kalkarız. Tepeleriz bunları. Ama bu bir siyah örgütlenmesidir. Şimdi bu siyah örgütlenmesi varken burada bir siyasi kanaat olmaz ki. Yok ben onu desek. Şimdi bakıyoruz ki bu siyah örgütlenmesi, mesela Samanyolu TV, Ekmelettin Bey'in bütün programlarını canlı yayın veriyor. Taraf gazetesi Ekmelettin'in reklamlarını falan yapıyor. CHP, Taraf gazetesi, Hrant'ın katilleri, hepsi belli bir yerde duruyor. Bu bir siyah örgütlenmesi. Bunun adını koyun. Bir adım konuşmamış kimseyle. Bu bir siyah örgütlenmesi mi değil midir? Buna önce bunu koyalım. Şimdi bazı MHP'li arkadaşlar falan bakıyorum alttan alta bu polislere de destek gibi mesajlar atıyorlar. Ya ne komedisiniz. Değil mi? Siz ne komik adamlarsınız. Bu bir siyah örgütlenmesi. Fethullah Gülen adına koyduğu yani Fethullah Gülen Hoca Efendi dediğimiz onun adına koyduğumuz cemaat dediğimiz bu yapının CIA'dan, FBI'dan taltif aldı ve bütün dünyadaki büyük istihbarat yorumcularının işbirliği içinde olduğu ve bunu bin defa söylendi, bunu herkes biliyor. Şimdi siz neyi saklıyorsunuz? Karşımızda bir siyah örgütlenmesi var. Türkiye bu siyah örgütlenmesi varken seçime de gidemez. Hiç kimse siyasi bir kanaat dile getiremez. Çünkü işgal var. HSYK burada duruyor. Cemaat örgütlenmesi. Ne örgütlenmesi bu? Siyah örgütlenmesi. Dolayımlı olarak siyah örgütlenmesi. Evet. Siyanın dünyada bu kadar büyük başarısı yoktur. Yok. Dünyada bu kadar büyük başarısı yoktur. Türkiye'nin kendi öz evlatlarını almış. Evet. HSYK'ya, Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne, bildiğiniz her yere o yetmez ama evet anayasından sonra yerleştirmiş ve Türkiye'nin tam işgali gerçekleşmiş. Sonra dalga geçmeye başlamışlar. Yok bayrakları indireceğiz, yok Cumhuriyet'ten yıldızları çıkartacağız, yok Atatürk'ün forsunu şuradan kaldıracağız diye bunlar da başladılar. Yavaş yavaş, sindire sindire ve bize de vura vura ve biz de hani elimize bayrak aldığımızda da biz de copluya copluya gaz bombası ata ata. Durum bu. Şimdi siz neyin siyasi kanaatini taşıyorsunuz? Hangi siyasi? Bir ülke işgal edilmişse işgale uğrayan insanların hepsi yan yana olacak. Herkes yan yana olacak. Bir önce işgale karşı çıkacağız. Kalksınlar desinler ki biz siyah ajanı değiliz. Evet. Nihat abi bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu Hrant Dink cinayetini de Ergenekon'a bağlamak istediler. Üstelik bunlardan bir tanesi de Hrant'la ilgili kitap yazan ve Hrant'ın katillerinin polisle işbirliği yaptığını ilan eden Nedim Şener'di. Nedim Şener bile kitabında bu konudaki yorumlarında mutlaka bu işin Ergenekon'a bağlanması gerektiğini söylüyordu. Ama bir bakıyoruz ki artık bu istihbarat raporlarında Ali Fuat Yılmazer'in ve Ramazan